Araba hikayelerinden hepinize merhabalar. Portekiz Faro'dayız ve yenilenen Qashqai'yi kullanmaya geldik. Otomobilin dışında gerçekten de büyük değişimler var. Hemen hızlıca size o detaylardan bahsetmek istiyorum. Baktığımızda ön panjurun tamamen yenilendiğini görüyoruz. Burada elmas kesim şeklinde çok şık, çok dikkati çeken bir panjur bizi karşılıyor. Tabii ki otomobilin farları da tamamen değişmiş. Qashqai artık daha keskin, daha yenilikçi bir görünüme kavuşmuş. Hemen yan tarafa doğru döndüğümde burada 20 inçlik yine elmas kesim jantlara yer veriliyor. Siyah jantlar en üst donanımla birlikte geliyor. Ama diğer donanımlarda 18, 19 ve 20 inçlik jantları seçebiliyorsunuz. Yenilenen Qashqai'de 3 tane de yeni farklı renk geliyor. Bunlardan bir tanesi Pearl White, bir tanesi Pearl Black ve Deep Ocean adı verilen böyle yanar döner bir renk. Onun da fotoğrafını buraya koyuyor olacağız. Gerçekten de bu farklı renklerle birlikte yeni Qashqai sınıfında farklılık yaratabilecek. Qashqai'nin yenilendiğini söyledik. Tabii ki otomobilde bir önceki jenerasyonla birlikte büyük benzerlikler var. Zaten altyapısında, motorunda bir değişiklik olmadığını birazdan Sinan'la birlikte sürüşte bahsedeceğiz. Buradan da söylemiş olalım. Sevgili Sinan Sertoğlu ile birlikte bu otomobilin sürüşünü birlikte gerçekleştiriyor olacağız. Videonun devamını mutlaka kaçırmayın deyip. Omuz çizgisine baktığımızda siyah tavan tabii ki yine en design olan üst donanımla birlikte geliyor. Otomobile yandan baktığımızda jantların etkisini gerçekten ciddi anlamda görüyoruz. Arkaya doğru döndüğümüzde de aslında tasarım çizgileri benzer özelliklerle birlikte geliyor. Ama burada yepyeni stoplar bizi karşılıyor. Buradaki 3 boyutlu ve şeffaf stoplar otomobilin yenilikçi kimliğini biraz daha vurgulamış oluyor. İsterseniz yine bildik olan bagaj hacmine tekrar hızlıca bir bakalım. 452 litrelik bir bagaj hacmi Nissan Qashqai'de bizi karşılıyor. Otomatik bir bagaj kapağımız olduğunu söyleyelim. Baktığımızda burada Sinan'la bizim eşyalarımız var. Biraz da markete uğrayıp alışveriş yaptık. Şu anda iki bavulumuz, sırt çantamız ve poşetlerimizle birlikte dop dolu bir bagajla sizi karşılıyoruz. Bagaj pandizosu var. Onun altında da küçük bir gözle birlikte diğer eşyalarınızı da oraya koyabiliyorsunuz deyip vakit kaybetmeden hızlıca Sinan'la sürüşümüze başlıyoruz. Evet arkadaşlar, bugün kopilotum sevgili Ahmet Armağan. Bu arada bu videoyu hem benim kanalım için hem de sevgili Ahmet'le Yaman'ın kanalı Araba Hikayeleri kanalı içinde çekiyoruz. Ahmet hoş geldin. Hoş bulduk Sinancığım. Herkese selamlar. Evet, önce Lizbon'a indik Sinan. Oradan da Faro'ya geldik. Burada yenilenen Nissan Qashqai'yi kullanacağız. Sen hani baktığımız zaman Ahmet, evet, hani otomobilin genel tasarım hatlarından tutun da, evet, tamam hani motor aynı, işte şasi aynı, altyapı aynı, birçok şey aynı ama onların dışında ciddi anlamda veri değişiklikler var. Yenilenen Nissan Qashqai'ye girmeden önce hem Sinan'ın kanalı hem bizim kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Başta bir defa bunu bir yapalım. Yapalım. Değil mi? En önemli şey. Tabii merak ettiğinizi düşünüyoruz Ahmet, izleyicilerimizle Qashqai modelini. Şimdi istersen çok kısa bir geriye sarayım. Çünkü bu otomobille ilgili bir geçmişe dönüp ufak bir hatırlama yapmaya ihtiyaç var. C segmenti SUV'ler içinde, yani crossover olarak anılan SUV'ler içinde Sinan gerçekten bir mihenk taşı, segment yaratıcısı bir otomobil. Tabii Qashqai'den sonra çok fazla model çıktı. Bu segment inanılmaz bir kurtlar sofrasına döndü. Qashqai'de işte e-power'la kendini geliştirerek sürekli orada yerini korumaya, diğer modellerden yer almaya çaba gösterdi. Sen dedin ya biraz önce hani e-power'la, evet, hani piyasayı. Sonuçta hani o kurtlar sofrası olduktan sonra tabii rekabet çoğalınca Qashqai, bence Nissancılar da ya biz ne yapacağız falan oldular. Bambaşka bir şey çıkmak istediler belki o aya ve bu e-power'la çıktılar. Şimdi orada elektrifikasyonla ilgili bir sürü markalar bir şeyler yapmaya başladı. Evet. Full elektrikler, hibritler vesaireler. Nissan'da hem X-Trail'da hem Qashqai'de yeni bir elektrifikasyon teknolojisine yer verdi. Bu da e-power. Evet. Buna çok fazla girmeyeceğiz. Çünkü bununla ilgili zaten hem Sinan'ın kanalında hem bizim kanalda çok diğer modellerin bir sürü videoları var. Onları izleyebilirsiniz. Ama e-power'dan çok kısa bahsedelim. Çalışma prensibini. İçten yanmalı bir tane motorumuz var. Pillerimiz var. Bir elektrik motoruyla birlikte içten yanmalı motor bataryaları dolduruyor. O bataryada aldığı gücü elektrik motoruna veriyor. Tahrik de tamamen elektrikle birlikte olmuş oluyor bu otomobilde. Bu da beraberinde pürüzsüz, sessiz ve aynı zamanda çevreci bir sürücü getiriyor Sinan. Evet, yani bir de şu var. İnsanlar tabii bunu anlamakta biraz zorlandı rahmet. Evet. Hani bir ilk jenerasyon, daha doğrusu ilk jenerasyon derken e-Power'ın ilk jenerasyonu piyasaya çıktığı zaman Türkiye'de hatırlıyorum, hani takipçilerimizden de oldukça fazla mesaj aldık. Mutlaka siz de aldınız. Ya işte tam anlayamadılar nasıl olabilir falan. Aslında senin de söylediğini birazcık daha açmak istiyorum. Mantık şu: elektrikli otomobilini nerede şarj ediyorsun? İstasyonuna gidip. Evet. Bunu istasyonda şarj etmiyorsun. Benzinli motoruna benzin alıyorsun. Evet. Benzinli motorun şarj ediyor. Şarja ihtiyaç duymayan bir elektrikli deneyimi diyebiliriz. Aynen, ve gerçekten de o şekilde. Bakma, yani bence güzel bu işi becermişler. 190 beygir gücümüz gene aynı. Hiç fena değil.
Performansı bu otomobilin yani. Tabii, bir önceki... Bak. Evet bak şu anda... Şöyle bir yapıştırdım. Anlayın yani. Evet evet bayağı yürüyor. Ki standart modda gidiyorum. Hani çok güzel yürüyen bir araba bu. Sinan tabii yakıt tüketimi yine bir şekilde hatırlanması gereken bir konu. Fabrika verisi 5.1 ila 5.3 litre bu otomobilin tüketim değeri. Çok güzel bir değer. Kulağa çok güzel geliyor. Evet. Ama Qashqai e-Power'da şöyle bir durum var. Şehir içinde kullandığınız zaman çok güzel. Oldukça ekonomik. Biraz böyle otoyol serüvenine çıktınız. Aynen. Biraz tempoyu arttırdınız. O zaman yavaş yavaş ortalamanız da yukarılara geliyor. Evet. Rahatsız edici mi? Asla değil. Ben bu otomobili oldukça kullandım. Uzun kilometrelerce kullandım. İşte uzun yollarda dahi 8-8.5. Biraz tempoyu arttırdığınızda 9'lara çıkıyor. Ama onun dışında da gerçekten keyifli bir sürüşü var. Bunu da tekrar yenilemiş olalım. Şimdi Sinan, hızlıca yenilenen Qashqai'de neler yeni, neler değişmiş? Evet. Kabinde istersen onlardan bahsedelim. Gerçekten. Biz dop dolu bir otomobilin içindeyiz. N-Design. Klasik. Bu Türkiye'ye gelecek. Evet. Bu donanımla birlikte ülkemizde satılacak bu otomobil. Kabine bindiğim anda aslında benzer bir tasarım dili bizi karşılıyor. Yine ekran aynı yerde, gösterge paneli aynı yerde, evet. Klima kontrolü ama burada dikkatimizi çeken bazı detaylar var. Otomobilin içi artık daha kaliteli, kesinlikle. Daha premium hisler evet. Yansıtan bir ambiyansa kavuşmuş. Burada sportif bir donanım seviyesinde olduğumuz için Alcantara detayları yer verilmiş. Yanda da bak. Kapı içlerinde de aynı şekilde evet. Alcantara detaylar var. Koltukların ergonomisi değişmiş, dokusu değişmiş. Böyle bir kapitone, farklı bir malzemeler kullanılmış. Keza aynı şekilde hemen orta konsolda yine farklı bir malzemeden kaplamalara yer verilmiş. Kabinde gerçekten kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Aynen. Yani şöyle söyleyeyim Ahmet. Oturduğum andan itibaren kullanmaya ben iyi hissettim. Onu söyleyeyim. Hı hı. Hani kaliteli bir kabini olduğunu düşünüyorum otomobilde. Her şey yerli yerinde. Öyle çok karmaşık kurmaşık bir kabin de yok. Evet. Hani bazı Fransız markalarında gördüğümüz. İşte klimalar burada. Koltuk ısıtma ayarları burada. İşte ekranımız buraya konmuş. Atıyorum hani gösterge tablosu zaten bildiğimiz çok net, rahat takip edilebilen bir gösterge tablosu. Onun dışında hani tabii burada biraz daha istersen bunlardan bahsedeyim. Burada yine birkaç farklı detay var tabii. Şimdi burada bir vites seçicimiz var Sinan. Yine bir önceki Qashqai'de de benzer bir şekilde karşımıza çıkan. Evet. Otomatik park düğmemiz var. Onun arkasında e-pedal düğmesine yer verilmiş. E-pedal, e-power otomobillerle birlikte gelen rejenerasyonu sizin güç pedalıyla birlikte, gaz pedalıyla birlikte ayarlayabildiğiniz bir sisteme yer veriyor. Bunu devreye aldığınızda özellikle şehir içi, dur kalklarda, evet. İşte otopark giriş çıkışlarında vesaire buralarda ayağınızı gaz pedalından kaldırıp frene basmanıza gerek duymadan otomobili gaz pedalıyla kontrol edebiliyorsunuz. Bir de EV tuşu var. EV yani tamamen elektrikli sürüş için. Bataryalardaki enerjiyle birlikte otomobili tamamen elektrikli olarak da bir miktar kullanabilmenizi olarak tanıyor. Sen biraz önce Sinan ekranlardan bahsettin. 12.3 inçlik tamamen evet. TFT gösterge paneli senin karşında. Net okunduğunu söyledin. Evet, çok grafikler gene ufak tefek değişiyor ama esas büyük değişim hemen buradaki büyük ekranda. Tabii ki doğru. Ben kalitesini çok beğendim. Şimdi bir önceki jenerasyonda giriş seviyesinde daha basit bir TFT ekran vardı. Şimdi evet. Burada boyut olarak hem üst donanımlarda hem X-Trail'de yer alan yüksek çözünürlüklü 12.3 inçlik tamamen TFT multimedya ekranına yer vermiş. Ama burada çok büyük bir yenilik var arkadaşlar. Nissan Qashqai ilk kez bu otomobilde Google'la birlikte bir işbirliğine gitmiş Sinan. Yeniden Qashqai'de Google entegrasyonu bulunuyor. İstersen bundan biraz bahsedelim. Evet yani bu gerçekten bence otomobilin bağlanabilirlik anlamındaki çözümlerinde belki de bir adım öne çıkarıyor rakiplerinden. Yani bu işin Google'la çözülmesi benim hoşuma gitti açıkçası ve çok kolay kullanılıyor. Şu anda biz CarPlay'i kullanıyoruz. Tabii bildik özelliklerden şaşmadık ama burada hemen Google'ın zaten ikonlarını görüyoruz. Ana menüye girdiğimizde mesela evet. Maps'e bastığımızda Google Maps'in tamamen Android Auto'daki görselliği karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan tabii Google Asistan var. Hey Google dediğinizde Hey Google! Yeah. What are you doing? Just being with you. Nasılsın konuş dedim. Ben dedim. Ne yapıyorsun dedim. Sen neyim diyor. Aynen aynen. Neyse azıcık kısayız arkadaşlar. Hani Google Asistan var. Nissan Connect Services bu Türkiye'de henüz açık değil diye biliyorum. Evet. Bu da açılacak önümüzdeki dönemlerde. Türkiye, bu işi kaçırıyor. Kanayan yarası biliyorsun. Kanayan yarası birçok marka ve modelde ne yazık ki bu Connected Services'lar yani bağlanabilirlik çözümleri ne yazık ki bizim ülkemizde yer almıyor. Bu arada şunu söyleyeyim sana Ahmet. Dolu da bir araba. Tabii şu an en üst donanım seviyesindeyiz. Evet yani var oğlu var. Her şey var neredeyse. Gırtlak dolu. Evet. Ama birçok şey tabii aşina olduğumuz. İşte koltuk ısıtmalar, direksiyon ısıtmalar, çift bölgeli, otomatik klima, kablosuz şarj ünitesi. Bunların hepsi ve Bose imzalı tabii ki ses sistemi. Nissan Qashqai'nin olmazsa olmazı. Yeni otomobilde de
tamamen karşımıza çıkan detaylar arasında. Bu otomobilin arkadaşlar yeni diyebilecek en büyük değişikliği tabii ki o biraz önce dıştan anlattığımız önü, arkası, detayları, devasa jantları, kabinde kaliteyi artıran detaylar ve Google entegrasyonu yenilenen Qashqai'yi öne çıkaran en önemli detaylar arasında geliyor. Hemen soracaksınız. Arka süspansiyon torsiyonu arkadaşlar. Bu çok geliyor. Bu çok soruyorsun. Evet. Arka torsiyon sadece bu otomobilin 4 tekerlekten çekişli olan versiyonunda bağımsız. Çok noktalı bağımsız süspansiyon kullanılıyor. Onun dışında bir e-power tercih ettiğinizde arkada torsiyonuna geliyorsunuz. Biraz önce sen standart mod dedin. Evet. Detaylara bakmaya devam ediyoruz. Qashqai'nin tabii ki sürüş modlarını D-mod aracılığıyla hemen vites seçicinin arkasındaki bak şimdi bir uyarı sesi var. Onu duyuyor musunuz? Evet. Birazdan anlatacağımız güvenlik ekipmanlarıyla ilgili bu otomobile entegre edilmiş. Sinan onları bize bahsedecek. D-mod'la birlikte Sinan hemen değiştiriyorum mesela. Sport'a hemen geçtim. Değişti bak. Gördün mü bak gaz pedalı. Şöyle bir hemen atıldı bir araba öne. Standart ve Eco modu var. Ben yine standartı alıyorum ama Sport'ta gerçekten karakteri değişiyor otomobil. Qashqai şey. Evet hemen. Dedemiz mi? Dedemize yol verelim. İkinci jenerasyon. İkinci jenerasyon. Ona yol verelim. Gelelim güvenlik ekipmanlarına. Şimdi burada çok güzel bir konuya denk parmak bastığına çıkıyor Ahmet. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar Temmuz ayından itibaren bir tebliğ yayınlandı ve yani Temmuz ayından itibaren satılacak Türkiye'ye satılacak otomobillerde GSR 2 değil mi? Ahmet doğru hatırlıyorum. Diye geçen bir böyle güvenlik paketlerinin artık bir güvenlik standardı. Evet, standart olarak gelmesi olayı söz konusu. Burada da bu otomobilin de bu konuda hiçbir geri kalmıştır. Eksikliği söz konusu değil. Ama bana soracak olursan bu jenerasyon yani yeni jenerasyon otomobiller ne yazık ki burada birazcık fazla sürücüye müdahale ediyorlar. Ben açıkçası böyle düşünüyorum Ahmetciğim. Yani, mesela her arabayı çalıştırdığımda şerit takibi açıyor, hız uyarısını açıyor. Hız uyarısı derken tabela tanıma uyarısı. Onu açıyor. Her defasında bunu sizin girip eğer kullanmak istemiyorsanız kapatmanız gerekiyor. Ya çarpışma uyarı da tabii ki sürekli devreye giriyor ama ben mesela çarpışma uyarıyı seviyorum Sinan. O bazen evet, çünkü hepimiz yaşıyoruz bunu. Sizler de yaşıyorsunuzdur. Yani telefona dalıyorsun. Evet. Bir anda ön taraf duruyor İstanbul trafiğinde. Aynen. Ve seni çok güzel bir şekilde uyarıyor. Yani beni böyle ara sıra kendime getirdiği noktalar olmuyor değil. Sen ne diyorsun? Bir şekilde dikkatin dağılıyor ama mesela tabelaları sürekli olarak uyarması ve onu da menünün içinde her sefer girip arayıp bulup kapatmak biraz meşakkatli ve yorucu geliyor. Bu konuda da sana katılıyorum. Aynen. Ahmet otomobile oturduk. Rahat da gittik ya bu arada. Hani iki kişiyiz hani zayıf da değiliz açıkçası ikimizde. Yani C segment için zaten proporsiyonları olsun, iç hacmi olsun, işte bagaj alanı olsun. Otomobil ihtiyaçları karşılayacak tadında bir SUV. Aynen arka yaşam alanı falan da güzel. Yani küçük değil, büyük mü o da değil. Ama tam arada böyle bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacak. Yani o segmentin beklentilerini tamamen karşılayan bir SUV. Sessizlik konusunda bunu da çok soruyorsunuz arkadaşlar bana. Ben izolasyonun kötü olmadığını düşünüyorum bu otomobilde. Nispeten yani şu anda kötü bir yolda gidiyoruz Sinan. Evet bakın. Şimdi 50 ile gidiyorum. Bakın sustum ben. Ve büyük jantlar var bu otomobilde gördünüz. 20 inç elmas kesim alaşım jantlar var. Bu arada Türkiye paketinde Ahmet 18 inç elmas kesim alaşım jantlar standart gelecekmiş. Evet 18, 19, 20 zaten 3 tane janta yer verilmiş. 20 de çok büyük ya. 20 bayağı büyük. Normalde böyle tak tuk çok vurur. Şu anda mesela iyiyiz ama İstanbul yollarında ne olacak onu kullanınca göreceğiz Sinan. Portekiz'in yollarda İstanbul'a halledecek. Çok haklısın. Aynen. Bu otomobilin Nissan'ın İngiltere'deki Sunderland fabrikasında üretildiği detayını da vermiş olalım buradan. İngiltere'den geliyor bu otomobiller. Orada üretiliyor. Biraz önce tabii bu büyük ekrandan çok bahsettik ama yine bu otomobille birlikte gelen yeniliklerden bir tanesi de kamera özellikleri Sinan. Evet. Kamerada bayağı bir geliştirme yapılmış. 3 boyutlu özelliği gelmiş. Onun dışında da böyle kaputun gizlendiği bir açıyla birlikte çok dar yerlerden, giriş çıkışlardan atıyorum belki bir patika yoldan geçerken otomobilin etrafını tamamen görmenizi sağlayan ama otomobili göstermeyen, onu şimdi durunca göstereceğim, böyle bir mod var. Ve yapay zeka bunu aklında tutuyor. Sen oradan geçtiğinde de tekrar hatırlıyor ve ona göre seni yönlendiriyor. Çok güzel bir teknoloji. Evet, gerçekten güzel. Zaten bu kamera dediğin zaten 360 derece kamera aslında mantık olarak. Onun biraz daha geliştirilmiş, iyileştirilmiş yani, versiyonu var. Teknoloji çok önemli. Arabalara bunun entegrasyonu, güvenlik ekipmanları, güvenlik teknoloji demek ki insanların Ahmet bu takım
böyle arayışları var. Evet. Tüketicilerin ki hani üreticiler de bu konularda geliştirmeler şimdi yapıyorlar sonuçta. Teknoloji, bağlanabilirlik falan artık çok fazla gündemde oldu ve otomobiller de biraz bunlarla birbirlerine ayrılmaya başladılar. Tabii ki merak edilen konulardan bir tanesi fiyat ama şu an Türkiye fiyatları henüz belli değil. Ama bir demo araçları şu anda showroomlara gelmiş. Bir Nissan showroomuna gidip otomobili inceleyip ön sipariş verebilirsiniz. Haziran sonu satışa başlanacak ama aracı görme imkanınız. Evet. Bugün itibariyle bugün 11 Haziran'da çekiyoruz Sinan'la biz bu videoyu. Belki siz izlediğinizde zaten satışa sonulmuş bile olabilir. Deyip Sinan istersen hızlıca bu ilk sürüş izleniminden izleyicilerimize veda edelim. Veda edelim. Kapanışı da istersen yapayım. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz Ahmet. Sinancığım ben de sana teşekkür ederim. Gayet keyifli bir sohbet yaptık. Hızlı bir sürüş incelemesiydi. Evet. Türkiye'ye gelecek. Tabii ki hem Sinan hem biz detaylı bir sürüş izlenimi daha gerçekleştireceğiz bu otomobili. Bugün kısıtlı bir vakitte size yenilikleri hızlıca anlatmaya çalıştık. Bugünlük bizden bu kadar. Portekiz'den hoşça kalın. Hoşça kalın.